Merhaba efendim İçer TV'ye hoş geldiniz. İçer gündeminde Mersin'le ilgili gelişmeleri aktaracağız. Programımızı Grubumuza bağlı radyolardan Radyo Klas'ta da eş zamanlı olarak frekansınıza getiriyoruz. Ayrıca bu program Mitchell TV'nin Facebook hesabında şu anda canlı yayında, YouTube'da, Twitter'da ve Periskop'ta da canlı yayındayız. Programda sizlere aktaracağımız bilgilerle, haberlerle ilgili paylaşımlarınızı da sosyal medya hesaplarımızdan bekliyoruz diyelim ve ilk haberimize geçelim. İlk haberimiz şehit haberi Afrin'de şehit olduğu Mersinli Assubayi Hasan Kuş. Hasan Kuş Anamur'da doğdu büyüdü. Ailesi Anamur'daydı, evliydi. Anamur'da düzenlenen törenle toprağa verildi. Afrin'deki Zeytin Dalı Harekatı'nda teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Piyade Assubay Üstçavuş Hasan Kuş, memleketi Mersin'in Anamur ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı evde seni bekliyor. Söz veriyorum çok iyi bakacağım ona söz veriyorum. Söz veriyorum çok iyi bakacağım ona. Şehit piyade Asubay Üst çavuş Hasan Kuş'un naaşı ilk olarak Anamur Göktaş Mahallesi'ndeki evinin önüne getirildi. Burada helallik alınmasından sonra şehidin naaşı Anamur Otogar Camii'ne götürüldü. <laughs> Mersin müftüsü Dursun Ali Coşkun'un kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidin naaşı Akine mezarlığında toprağa verildi. Helal eder misiniz? Helal, Helal eder misiniz? Helal. Allah şehadetinizi Özgecan. Özgecan, da kadına yönelik şiddetin sadece Mersin'de ve Türkiye'de değil tüm dünyadaki simgelerinden biri oldu. Özgecan katlinin 3. yılında Mersin'de mezarı başında anıldı. Özgecan Aslan ölümünün 3. yılında mezarı başında anıldı. 11 Şubat 2015 tarihinde bindiği minibüste tacize uğrayarak öldürülen üniversite öğrencisi Özgecan Aslan, ölümünün 3. yılında mezarı başında dualarla anıldı. Kızlarının Mersin Şehir Mezarlığı'ndaki kabrini ziyaret eden Aslan ailesi dua etti. Aslan ailesi ve akrabalarının dışında birçok kişi de Özgecan'ın kabrini ziyaret ederek dualar edip mezarının üzerine çiçekler bıraktı. Ziyaretin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Baba Mehmet Aslan konuşmasında eğitim vurgusu yaptı. Hep söylediğimiz bir şey var. Eğitim. Maalesef. Eğitimsizlikten, okumayı sevmememizden, kalbimizde o sevginin ışığı yoksa başka bir şey vardır. O da şiddete dönüşüyor maalesef. Kadına şiddetle ilgili çok ağır bir yasanın gelmesi gerekiyor. Fakat ben bile bildiğim kadarıyla var olan yasaların ağırlığını cahil insanlar bilmiyor. Bu yasaların olduğunu en küçük bir kadına bir kıza, bir çocuğa dokunulduğu zaman nelerin başına geleceğini bilmiyorlar. Bunun anlatılması lazım. Maalesef, işte bu eğitimsizlikten ya da insanların bir anlık o e, kendilerini öfkelerini kontrol edememelerinden kaynaklanan zannedersem, bilemiyorum artık. E, i̇kinci adımda ne olacağını düşünmüyorlar bir anlık gaflet, bir anlık öfke, bir anlık o kendini kontrol edememelerinin bedelini maalesef masum kadınlar, masum çocuklar ödüyor. Tabi bunun bedelini o cezasını çekerek ya da katledilerek, linç edilerek ödüyor ama... Bu, bunun olmaması için eğitim diyorum. Anne Songül Aslan da kabir başında yapmış olduğu konuşmasında alınan önlemlere, verilen cezalara rağmen kadın cinayetlerinin önünün kesilemediğine vurgu yaptı. Özgem bunların hiçbirini hak etmedi. Yani Özgem gibi birçok kız, birçok kadın, birçok çocuk böyle şiddete uğruyor. Maalesef bunların sonunda gelmiyor. Çok güzel bir yasa çıksın ki lütfen daha hiç kimsenin canı yanmasın diyorum. Lütfen bunun üzerinde dursun başkan, büyük adamlarımız yani devlet bakanlarımız, milletvekillerimiz, cumhurbaşkanımıza sesleniyorum. Lütfen hiçbir, hiçbir annenin yani gözü yaşlı olmasın. Özge'nin çok güzel hayalleri vardı, hiçbirini gerçekleştiremedi. Hep dünyanın en iyi psikolo olacağım diyordu, bütün hastalara iyileştireceğim diyordu. Çağ Üniversitesi öğrencisi Özgecan Aslan, 11 Şubat 2015 tarihinde Tarsus ilçesindeki okulundan evine dönmek üzere bindiği minibüste minibüs sürücüsü Ahmet Supi Altındöken ve arkadaşı Fatih Gökçe tarafından katledildi. Özgecan Aslan'ın cansız bedeni 13 Şubat 2015 tarihinde Tarsus Ankara Karayolu Çamalan köyündeki Cinderesi'nde yanmış halde bulundu. Cinayetle ilgili yargılanan Özgecan'ın katilleri Supi Altındöken, Fatih Gökçe ve Necmettin Altındöken hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Adana E-Tipi kapalı cezaevinde 11 Nisan 2016 tarihinde silahlı saldırıya uğrayan Supi Altındöken hayatını kaybetti. 19 yaşındaki Özgecan'ın davası sadece Türkiye'ye değil tüm dünyaya mal oldu kadına yönelik şiddete karşı mücadelenin simgesi haline gelen Özgecan tüm kadın örgütlerini harekete geçirirken katilleri olan 3 sanığa verilen indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası da benzer davalara emsal oldu. Tarsus'taki Cem Evi'ne hırsız ya da hırsızlar girdi, arka taraftaki bir pencereyi kırarak ve 300 TL para çaldılar ama bunun yanında neredeyse bütün kapıları ve mobilyaları da kırdılar. Tarsus'ta bulunan Cem ve Kültür Evi gece saatlerinde kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından soyuldu. Hızır Orucu nedeniyle üyeler arasında lokma yapımı için toplanan 300 TL'yi çalan hırsızlar Cem Evi'nde birçok kapıyı kırarak zarar verdi. Kavaklı Mahallesi 2402 sokak üzerinde bulunan Cem ve Kültür Evi'nin ana salon arka bölümünde bulunan cam gece saatlerinde kırılarak İçeriye giren hırsız ya da hırsızlar güvenlik kameraları panellerini etkisiz hale getirdiler. Hırsızlar birçok odanın kapısını kırarak mobilyalara zarar verdi. Güvenlik kameralarının bazılarının yönünü değiştiren kişi ya da kişilerin ana giriş katında bulunan bağış kutusuna ise dokunmadıkları görüldü. Olay sabah saatlerinde cemevi görevlilerinin gelmesiyle anlaşıldı ve durum emniyete bildirildi. İlk belirlemelere göre Hızır Orucu lokması için toplanan 300 liranın çalındığı tespit edilirken hırsızların herhangi bir cihazı götürmedikleri de belirlendi. Olay yerinde geniş çaplı inceleme yapan emniyet güçleri olayı yapan şahıs ya da şahısların yakalanması için çalışmalarına başladı. Ailevi Kültür Dernekleri Tarsus Şube Başkanı Erdal Turgut olaya tepki göstererek burası bir ibadethane. Bir cem evine böyle bir şeyin yapılmasını üzüntüyle kınıyorum dedi. Erdemli ilçesinde 88 yaşında bir kişinin kaldığı evde yangın çıktı. Yangını itfaiye söndürdü. O kişi dumandan zehirlendi. Mersin Devlet Hastanesi'ne yani Mersin Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Mersin'in Erdemli ilçesinde yangın çıkan evden kurtarılan yaşlı adam karbon monoksit gazından zehirlendi. Olay Erdem ilçesi Merkez Mahallesi'nde yaşandı. 88 yaşındaki Ali İnce'nin yaşadığı müstakil evin zemin katında yangın çıktı. Elektrikli sobadan çıktığı sanılan yangını fark eden komşuları yaşlı adamı kurtarmak için seferber oldu. Olay yerine Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleri, 112 ekipleri ve polis çağrıldı. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Sağlık ekipleri ise yangından kurtarılan yaşlı adamın karbonmonoksit gazından zehirlendiğini belirledi. Yaşlı adam önce Erdemli Devlet Hastanesi acil servisine daha sonra da Mersin Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Yaşlı adamın tedavisi devam ederken yangınla ilgili soruşturma sürüyor. Mezitli ilçesinde malum Tecede Deniz Mahallesi'nin sahilinde turistik tesis yapılmak isteniyor ama Teceliler, Mezitliler, Mersinliler bunu istemiyor. O bölgede merkezi Ankara'da bulunan yani bakanlık nezninde ilgili kurumlar, kuruluşlar, kişiler o bölgede bir ya da iki otel yapılması için o yeşil planlarda yeşil alan ve spor alanı olarak gözüken alanı tahsis etmek istiyorlar. Ama Mezitli Belediye Başkanı Tarhan'ın koordinesinde bir araya gelen Mezitliler, Mersinliler orası yeşil alan kalsın diyorlar. Tabi Mezitli Belediye Meclisi'nde CHP'li, AK Partili ve MHP'li bütün üyeler oranın yeşil alan olarak kalmasını istiyoruz bu yönde çalışacağız diyerek ortak bir karar aldılar. MHP'li, AK Partili, CHP'li belediye başkanları ve milletvekilleri de aynı şeyi düşünüyor. MHP'li milletvekilleri bu konuyu Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine getirdi. Ayrıca AK Parti Mersin İl Başkanı Cesim Ercik de bu konuyla ilgili raporları alarak Sayın Başbakan'a sundu ve biz de oranın yeşil alan olarak kalmasını istiyoruz dedi. İşte bu konuyu gündemde tutmak amacıyla Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan'ın organizesiyle yine vatandaşlar orada zeytin ağacı diktiler. Mezitli ilçesi Tece mahallesinde yaşayan vatandaşlar kamu alanına otel yapılmasına karşı olduklarını göstermek için sahile zeytin fidanı dikti. Mezitli Belediyesi tarafından Tece sahilindeki gönüllü evi önünde gerçekleştirilen zeytin dikim şenliğine Belediye Başkanı Neşet Tarhan'ın yanı sıra CHP Mersin Milletvekili Serdal Kuyucuoğlu, Eski Milletvekili Vahap Seçer, Belediye Meclis Üyeleri, Sivil Toplum Kuruluşlarının temsilcileri ve mahalle sakinleri katıldı. Etkinlikte konuşan Tarhan, buradaki konuyu belediye meclis gündemine de getirdiklerini belirterek, Mezitli Belediye Meclisi'nde ilkesel bir karar aldık. CHP'li, MHP'li ve AK Partili tüm meclis üyeleriyle hepsinin oy birliğiyle kamu arazisine otel yapılmasının yanlış olduğunu, bu yanlış karara karşı birlikte olunması yönünde karar aldık. Mersin Büyükşehir Meclis toplantısında da konuyu gündeme getireceğim ve büyükşehir meclisinden de bu yönde karar alınması için mücadele edeceğim. Yine AK Parti Mersin İl Başkanı Ankara'ya giderken gerekli belgeleri kendisine verdik. Başbakanın katıldığı bir toplantıda gündeme konuyu getirdiğini söyledi. Kendisinin de il başkanı olarak burada böyle bir projeye karşı olduğunu bize ve orada sunum yaparken de başbakanın da bu konuda bilgilendirildiğini bize aktardı. Yine iki ayrı partiden milletvekillerimiz iki ayrı günde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde konuyu meclis gündemine getirdiler. TC Deniz Mahallesi sahiline neden otel yapılmasına karşı çıkıyorsunuz diyenlere cevap veren Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, biz otele karşı çıkmıyoruz, parti olarak da sosyal demokrat düşünce olarak da karşı çıkmıyoruz. Her türlü özel girişimin otel yapma girişimine belediye meclisinde her zaman destek olmuşuzdur. Ama bizim karşı çıktığımız Türkiye'de herkesin 81 milyonun hakkı olan bir kamu arazisinin kamusal alanın bir iki şirkete klasik anlamıyla peşkeş çekilmesine biz karşıyız. Yapmak istediğimiz sadece budur diye konuştu. Yapılan açıklamanın ardından etkinliğe katılanlar TC Gönüllü Evi bahçesine sembolik olarak zeytin fidanı dikti. Mersin Valisi Ali İhsansu, Silifke ilçesine gitti ve ilçede restore edilerek turizme kazandırılması planlanan noktalarda incelemelerde bulundu. Mersin Valisi Ali İhsansu, Silifke'de turizme kazandırılacak olan tarihi mekanları gezerek incelemelerde bulundu. Vali Suya incelemeleri sırasında Silifke Kaymakamı Şevket Çimbir'in yanı sıra Mersin İl Milli Eğitim Müdürü Adem Kocay'la Silifke Müzesi Müdürü Nilgün Yılmazer de eşlik etti. İncelemelerine Orta Çağ sahip olan Silifke Kalesi'ni ziyaret ederek başlayan vali Su, restorasyon çalışmalarına başlanan kalede yürütülen çalışmalar hakkında müze müdürü Yılmazer ve yetkililerden bilgi aldı. Daha sonra kalenin eteklerinde bulunan Roma döneminde inşa edilen ve 10 bin metreküp depolama kapasitesine sahip Tekir Ambarı sarnıcını inceleyen Valisu, buradaki incelemenin ardından yapımı milattan sonra 2. yüzyıla tarihlendirilen saray mahallesindeki Jüpiter Tapınağı'nı da inceledi. Su burada yapmış olduğu açıklamada Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan'ın da destekleriyle Mersin'in turizm potansiyelini artıracak çalışmaların hızlı bir şekilde devam ettiğini belirtti. Cennet Cehennem turizm alanlarında ve Silifke Kalesi'nde restorasyon çalışmalarının başladığının altını çizen valisi Uzunca Burç, Helenistik Kule gibi yerlerde proje çalışmalarının da devam ettiğini söyledi. Programını yine Saray Mahallesi'nde bulunan ve 8. Cumhurbaşkanı merhum Turgut Özal'ın 1939 yılında mezun olduğu tarihi Cumhuriyet İlkokulu'nu ziyaretle devam ettiren valisu tarihi okul hakkında yetkililerden bilgi aldıktan sonra okulun onarımının süratle yapılacağını belirtti. Değerli seyirciler, Mersin Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri servis özellikle de öğrenci servis araçlarını denetliyorlar ve bu denetleme eğitim öğretim yılının sonuna kadar devam edecek. Mersin Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı'na bağlı Trafik Denetleme Zabıta Şube Müdürlüğü ekipleri 2017-2018 eğitim öğretim yılının ikinci döneminde öğrenci servis araçlarının denetimine ağırlık verdi. Zabıta ekiplerinin denetimleri eğitim yılı sonuna kadar devam edecek. Servis araçlarının yönetmelikte belirtilen kurallara uyup uymadığı kontrol edilirken yapılan denetimlerde öğrencilerin emniyet kemeri takması, araçların temizlenmesi, Servis araçlarının izin belgesi kontrolü, servis sürücülerinin ve yardımcılarının yeterlilik konusunda denetimleri zabıta ekipleri tarafından kontrol ediliyor. Öğrencilerin güvenli bir şekilde taşınması için bütün ayrıntıların incelendiği denetimler çerçevesinde kanun ve yönetmelikte belirtilen kurallara uygun olmayan araç ve sahiplerine cezai işlem uygulandı. 2017-2018 eğitim öğretim yılının birinci döneminde 1219 adet servis aracını denetleyen zabıta ekipleri kurallara uymayan 140 adet servis aracına da yasal işlem uyguladı. Ekipler, çocuklarını emanet ettikleri araçları ailelerin de kontrol etmeleri gerektiğini dile getirerek, karşılaşılan herhangi bir olumsuzlukta 444-2-153 numaralı Mersin Büyükşehir Belediyesi Çağrı Merkezi'ne şikayetlerini bildirebileceklerini belirtti. Eksikleri tabii ki denetlemeleri bizim için her zaman iyi oluyor. Gerek fazla yolcu, gerekse aracın güvenliği açısından kontrollerin olması tabii ki doğal, normal bir şey. Bizim de e, eksik yediğimiz olmadığı için e, bir sıkıntı olmuyor yani. E, gayet memnunlar tabii ki yönetmelikten, kontrollerden. E, çocukların güvenliği açısından bizim için hem veliler için hem bizim için daha iyi oluyor. Büyükşehir Belediyesi evet şu anda bizim aracımızı denetliyor. Bunun yanında şöyle bir durum söz konusu. E, biz zaten illegal bir iş yapmıyoruz. hep plakalarımız mevcut, izin belgelerimiz mevcut. Bizi denetlemek yerine, tamam bizi denetlesinler ama bunun yanında da bu işi illegal yapan, S plakası olmayan, okul servisine müsait olmayan araçlarla servis yapanlara da e, üstüne gitseler, hani bunun önüne geçseler, bizim ekmek, e, ekmeğimiz bu. Bundan başka bir gelirimiz yok. Ama bunun yanında e, özel eğitim merkezleri, etüt merkezleri, e, özel kolejler, bunlarda korsan, S plaka olmayan, 12 yaşına aşmış, ee, servis statüsüne uygun olmayan servis araçları var. Bunları da denetleseler zaten biz çeskilliyiz hiçbir yere kaçamayız. Adresimiz belli, plakamız belli. Bizde yani yaptığımız illegal hiçbir şey yok. Bize Büyükşehir Belediyesi bu denetimlerinden dolayı teşekkür ediyoruz ama bunun yanında öteki korsan, illegal servislik yapan insanları da denetleseler, bunların önüne geçseler biz bundan daha çok memnun oluruz. Biz denetlemelerden memnun oluyoruz. Çünkü bizim yani yasa olduğumuz için denetlemeden memnunuz. Biz denetlemeden sıklaştırmasını istiyoruz. Fakat bizim esas şeyimiz korsan çalışanların denetilmesi. Yani biz burada denetlenirken korsan çalışanlar hep denetleme uğramıyor maalesef. Bizim şikayetimiz o. Başka bir şikayetimiz Yoksa denetimden biz memnunuz. Spor'da Mersin İdman Yurdu yine yenildi ama bu kez bir farklı yenildi. Aydın Spor 1923'e Mersin İdman Yurdu galibiyeti tamamen unuttu efendim. Umudumuz Tarsus İdman Yurdu. Tarsus İdman Yurdu'nun bir üst lige çıkması. Tarsus İdman Yurdu iyi gidiyor. Deplasmandan galibiyetle döndü. Türkiye Futbol Federasyonu 3. Lig'in 3. grupta liderlik mücadelesi veren Tarsus İdman Yurdu deplasmanda konuk olduğu Aydın Spor 1923'ü 2-0 mağlup etti. Tarsus İdman Yurdu'nun gollerini 1. dakikada Ferhat, 77. dakikada Ergun attı. Aydın temsilcisi bu sonuçla 22 puanla düşme hattının 3 puan üzerinde kalırken Sarı Lacivertli temsilcimiz Tarsus İdman Yurdu 37 puana ulaştı. Yerel gazetelerimize bakacağız ve Haberci ile başlayalım. Haberci gazetesi Özge Can'a değiniyor. Özgecan yasası nerede başlığını atıyor? Cinsel saldırı suçlarından iyi hal ve tahrik indirimini kaldıracak düzenleme raflarda beklerken katledilişinin 3. yılında Özgecan'ın Can'ın annesinden çağrı geldi. Çok güzel bir yasa çıksın ki başka kimsenin canı yanmasın diyor haberci. Ve Güney Gazetesi Mehmet Deniz'den FETÖ iddiası başlığını atıyor. Diğer gazetelerden ayrıntısıyla değineceğiz. Ayrıca Mersin'de FETÖ operasyonu diyor yine Güney Gazetesi birinci sayfasında ve şehidimize Hasan Kuş'a onun için düzenlenen cenaze törenine de değiniyor Güney Gazetesi. Güneyden geldiğimizde hakimiyete, hakimiyet kendi kendimize yetemiyoruz diyor. Mersin Ticaret Borsası Yönetim Kurulu ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Konsey Başkanı Abdullah Özdemir azalan ihracat rakamlarını örnek göstererek artık Türkiye bakliyatta kendi kendine yeten bir ülke olmaktan çıktı dedi. Sayın Özdemir'in Dünya Bakliyat Günü nedeniyle düzenlenen organizasyonda yapmış olduğu açıklamalar ayrıntılarıyla Hakimiyet Gazetesi'nde. Ve Akdeniz Gazetesi balık çiftlikleri kaldırıldı diyor. Muğla Kültür Balıkçıları Derneği tarafından Silifke'ye bağlı Taşucu mahallesinde deniz kıyısına yakın kurulan balık çiftlikleri kaldırıldı. Muğla Kültür Balıkçıları Derneği Başkanı İhsan Bozan yapmış olduğu açıklamada Silifke sahillerinde kıyıdan görülen balık çiftliği kalmayacağını belirterek sahile yakın olan balık çiftliklerinin yasaya uymaması nedeniyle o bölgeden kaldırıldığını açıklamış ve sahilden görülemeyecek kadar uzağa götürüldü. 9 havuz ki bu 9 havuzun ikisinde üretim yapılıyordu. Yani balık çiftlikleri tamamen kalkmadı. Yasaların izin verdiği, yasaların emrettiği e, uzaklığa götürüldü. Oysa yasa, yasalar çiğnenerek e, daha yakındaydı. Diğer bir gazetemiz Mersin gazetesi acımız büyük başlığını atıyor ve şehidimiz Hasan Kuşah değiniyor. Suriye'nin Afrin bölgesinde yürütülen Zeytin Dalı operasyonu sırasında teröristlerle girilen çatışmada şehit düşen Piyade Assubay Üst Çavuş Hasan Kuş binlerce kişinin katıldığı törenle Anamur'da son yolculuğuna uğurlandı diyor Mersin gazetesi. Yeni Güney gazetesi Dünya Bakliyat Günü kutlandı diyor ve Dünya Bakliyat Günü dolayısıyla Mersin Ticaret Borsası'nın düzenlediği ve Kent protokolüyle ilgili kurum yetkililerinin ve basın mensuplarının katıldığı e, organizasyona geniş bir şekilde yer veriyor. Bu organizasyonda bakliyat üretimi ve bakliyat tüketimine dikkat çeken açıklamalar yapıldı. Ayrıntılar Yeni Güney gazetesinde efendim. Çukurova gazetesi 30 yıl önce dünya şampiyonuyduk başlığını atıyor. Ve yine bakliyat günü dolayısıyla düzenlenen, etkinliğe yer veriyor. Mersin Ticaret Borsası Başkanı Abdullah Özdemir 30 yıl önce Türkiye'nin bakliyat üretim ve ihracat şampiyonu olan bir ülke olduğunu, 2 milyon ton bakliyat tüketiminin tamamının Türkiye'de üretildiğini, ama artık 1 milyon ton bakliyat üretildiğini ülkemizde 1 milyon tonunun da ithal edildiğini belirtiyor. Bakliyat üretiminde ee, bir azalma oldu. Ayrıntılar Çukurova Gazetesi'nde diyoruz efendim. IMC'ye geldiğimizde IMC gazetesi diyor ki Mesyad'daki 50 üye beni FETÖ'nün tahsilatçısı yapmak istedi. Bunu kim söylüyor? Mesiyat eski başkanı Mehmet Deniz söylüyor değerli seyirciler. Ayrıntıya girebilmek için görüntüyü biraz büyütmek istiyorum. Görüntüyü büyüttüğümde şöyle efendim. Mersin Sanayici ve İş Adamları Derneği, kısa adıyla MESİAD'ın gerçekleştirdiği 15. Olağan Genel Kurulu'nda eski başkan Mehmet Deniz, FETÖ ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Neler söyledi Mehmet Deniz? Ayrıntılar Yerel Gazeteler'de, İMC Gazetesi'nde yer alıyor. Konu önemli ve Yerel Gazeteler'deki haber turumuzla birlikte içer gündemini de burada noktaladık. Çok kısa bir ara vereceğiz. Sonrasında beraberiz. Ee, ağlanacaksa ağlamaya gerek yok. Kimse ağlamasın. Herkes oyununa baksın. Kendimi finalde görüyorum. Benim böyle bir hedefim olmasaydı bu yarışmaya girmezdim. Yani zamanım gelip burada boşuna öldürmezdim. Hedefim tabii ki var. Finalde kendimi de görüyorum. İntermersin.com sitemize baktığımızda Mersin'le ilgili bütün gelişmeler ayrıntısıyla yer alıyor değerli seyirciler. Günlük yaşamdan, asayişe, spordan, ekonomiye bütün gelişmeler 724 intermersin.com sitesinde yer alıyor. Site üzerinden İçer TV'nin canlı yayınlarına, sosyal medya hesaplarına da ulaşabilirsiniz diyelim. Ve bugün de İçer gündemini burada noktalayalım. Biz de kalın, hoşçakalın.